Mutlu pazarlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor ve gün ortası bülteniyle günün ilk yarısına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Türkiye'de Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen patlama hepimizin yüreklerini ateş düşürdü. Patlamada yer altındaki son işçiye de ulaşılırken can kaybı 41'e yükselmiş oldu. Yaralı 11 işçiden 5'inin durumu ise ağır. Hayatını kaybeden işçiler son yolculuklarına uğurlanıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olay yerinde incelemelerde bulundu ve patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacak dedi. Türkiye'de Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı maden ocağında dün 300 kotunda patlama meydana geldi. Patlama sırasında mesaide olan 110 işçiden 58'i kendi imkanlarıyla kurtuldu. Hemen akabine ise kurtarma seferberliği başlatıldı. Türkiye Taş Kömürü işletmelerinden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlar bir an önce işçilere ulaşmak için adeta zamanla yarıştı. Bir yandan arama kurtarma faaliyetleri yürütülürken bir yandan da yaralı işçiler ambulans, helikopter ve uçak ambulanslarla çeşitli illerdeki sağlık kuruluşları da nakledildi. Kurtarma çalışmaları neticesinde 41 işçinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı kurtarılan 11 işçi ise tedavi altına alındı. Yaralılardan 5'i entübe edilirken 6 yaralının ise İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına başkanlık eden Erdoğan toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye taş kömürü işletmeleri Amasra Maden Ocağı'nda meydana gelen grüzü patlaması sebebiyle fevkalade milletçe üzgünüz patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Madenden yaralı olarak kurtulan ve halen tedavisi süren işçilerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan madenden yaralı olarak kurtarılan ve halen tedavisi süren çalışanlara acil şifalar diledi. Erdoğan patlamanın nasıl yaşandığının varsa sorumluların kimler olduğunun yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacağını söyledi. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık. Tabi o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden işçilerse toprağa veriliyor. Olayın nedenine ilişkin incelemeler de sürüyor. Sayın seyirciler Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yarın grev ve eyleme gidiyor. Sendika Başkanı Ozan Elmalı grevin saat 10 ila 13 saatleri arasında tüm okullarda uygulanacağını belirtti. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun öğretmenlik mesleği ve öğretmenlere hakaret ettiği gerekçesiyle yarın tüm okullarda grev uygulayacak. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Ozan Elmalı, Bereti'ye yaptığı açıklamada tüm orta dereceli okullarda 10 ile 13 saatler arasında greve gideceklerini belirtti. Elmalı, sendika üyelerinin sendika binası önünde toplanarak meclis önüne yürüyeceğini ve burada bir protesto eylemi gerçekleştireceklerini de söyledi. ...Sendika Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun... ...Sendika'yla görüşmeden öğretmenler yasasını değiştirmeye çalışırken... ...öğretmenlik mesleğini değersizleştirmeye çalıştığını da ifade etti. Akaryakıt fiyatlarında artış, ev tipi tüp gazda ise indirime gidildi. Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren düzenleme ile... 95 oktan kurşunsuz benzin 21.35, 98 oktan kurşunsuz benzin 21.66, Euro dizel 26.94 ve gaz yağı ise 25.85 Türk Lirası oldu. FTP 10 kiloluk tüp gazda ise 7 Türk Lirası indirim yapıldı. Tüp gazın fiyatı 242 liradan 235 liraya indi. İndirim yarından itibaren geçerli olacak. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü sayın seyirciler. Dünya Gıda Günü bu yıl Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün kimseyi arkada bırakma temasıyla gerçekleşiyor. Bu temayla dünyadaki açlık, açlıkla mücadele, yetersiz beslenme ve kaynakların hakaniyetsiz paylaşımı gündeme taşındı. Dünya Gıda Günü nedeniyle Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da bir mesaj yayınladı. Sağlık Bakanı İzlem Gürçağı Altıura, Dünya Gıda Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Mesajında Dünya Gıda Günü dolayısıyla devletlerin hatırlamaları gereken sorumluluğu olduğunu belirten Altıura, bunları dünyadaki açlık problemlerinin belirlenmesi ve çözüm yollarının gösterilmesi, ülkeler arasındaki gıda üretimi birlikteliğinin sağlanması, yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin belirtilmesi olarak sıraladı. Bakan Altuğra şu anki veriler milyonlarca insanın en temel insan hakkı olan sağlıklı beslenme için yeterli ekonomik imkana sahip olmadığından güvenli gıda tüketip dengeli beslenemediğini bizlere göstermektedir. Ancak aynı veriler bizlere hali hazırda dünyada yaşayan her bireyin beslenmesi için yeterli gıda üretiminin olduğunu da göstermektedir dedi. Sorunun gıdaya erişimdeki hakkaniyetsiz dağılımda devam eden savaşlarda, iklim değişikliğinde, pandemide, tüm bunlara bağlı olarak artan fiyatlarda, bilinçsizce, sorumsuzca harcanan tarım ürünlerinden üretilen ve sonra çöp olmaya mahkum sağlıksız gıdalarda ve maalesef birçok gıdanın çöp olmasına neden olan yine insanlarda olduğunu ifade etti. Altuğra, Bakanlığa Bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin halk sağlığının korunması ile ilgili birçok hizmet verdiğini de hatırlatarak gıda ve içme suyu denetimlerine de aralıksız devam edildiğini belirtti. Bakan Altuğra Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ülkemizde üretilen gıdalar ve suların üretildiği, depolandığı ve satışa sunulduğu yerler denetlenip rutin bir şekilde numuneleri analiz için devlet laboratuvarına gönderilirken aynı uygulama ithal edilen gıda ve sular içinde yapılmakta. İthal edilecek tüm gıda ve sulara Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi tarafından koşullara uygun olması halinde önce ön izin, sonra da ithal izni verilerek halkın tüketimine sunulması için izin vermektedir. Ayrıca iş işte tezmelerde yapılan denetimler etiket ve ürün kontrollerinin Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yerli su üreticilerine üretim izni belgesi vererek üretimlerini yasallaştırıp kontrol altına alırken yerli gıda ürünleri de hem üretim hem etiket kontrollerinden sonra yine Sağlık Bakanlığı'nın halk sağlığını korumakla ilgili sorumluluğunu Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi yürütmektedir ifadelerini kullandı Kayseri seyahat acenteleri ile Kuzey Kıbrıs seyahat acenteleri Kayseri'de bir araya geldi. Program karşılıklı turizm faaliyetlerini geliştirmek amacıyla geliştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kayseri arasında turizmin geliştirilmesi amacıyla Tursap üyesi Kayseri Turizm Acenteleri ile Kıtsap üyesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm Acenteleri Kayseri'de bir araya geldi. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığından yapılan açıklamada Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç, Kıtsap Başkanı Orhan Tolun, TÜRSAP Bölge Başkanı Ali Emre Marta'nın katılımıyla gerçekleştirilen programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 30 seyahat ajantisiyle Kayseri'den 25 seyahat ajantisi yetkilisinin katıldığı belirtildi. Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç etkinlikte yaptığı konuşmada 2017 yılında Bakan Ataoğlu tarafından başlatılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin bütün ilerinde tanıtım faaliyetlerinin bir devamı niteliğini taşıyan organizasyonun önemine dikkat çekti haftada 3 sefer düzenlenmesi açısından Kayseri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemli bir destinasyon olduğuna dikkati çeken Aktunç, Kayseri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında turizm anlamında birçok organizasyonun yapılabilmesi için şartların uygun olduğunu belirtti. Aktunç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin sadece yaz turizmi ya da kasino turizmi ile konumlandırılamayacak kadar önemli ve özel ilgi turizmi potansiyeline sahip bir ülke olduğunun altını çizdi. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne'de gerçekleştirildi. Kongre ulusal ve uluslararası arenada geniş yankı buldu. Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu, kongreye ilişkin BRT Ankara Bürosu'na konuştu. 66. Türkiye Milli Pediatri Kongresi Girne'de yer aldı. Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu kongreye ilişkin beyanatıyla değerlendirmede bulundu. Aynen. Hasanoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendileri için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden bu kongreye katılım sağladıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiği çağrısını hatırlatan Hasanoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması açısından çabasına şahit olduklarını da kaydetti. Biz dünyada Birleşmiş Milletler nezdinden baktığımızda da bu tip şeylerde niye ayrımcılık olsun, niye bir farklılık olsun, niye bir tarafın doğal güzelliği diğerinden farklı olsun, özellikle Kıbrıs gibi bir Kuzey Kıbrıs gibi böylesine güzel bir doğal güzelliğe sahip, böylesine bulunmaz bir hazineye, böyle denizlere sahip bir ülke neden dünya çapında tanınmasın? Zaten baktığınızda dünyada iki kutba doğru gidiyor. Bu anlamda biz gerçekten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın zamanda tanınacağına kesinlikle inanıyoruz. Ve gün ortasına dış gelişmelerle devam ediyoruz sayın seyirciler. Rus güçlerinin elektrik altyapısını hedef alan saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın başkenti Kiev karanlığa gömüldü. Kievlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulunan Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Kuleba bu tavsiyeye uymazsak komplikasyonlarla karşılaşacağız mumları tekrar çıkarmamız gerekecek ifadesini kullandı. Rusya 8 aydır devam eden Ukrayna işgalinde saldırılarını sürdürüyor. Son olarak Kiev'de enerji altyapısına yönelik bir saldırı gerçekleşti. Kilit önemdeki bir enerji tesisi füzeyle vuruldu. Tesiste ciddi hasar oluştu, kentte elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi. Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, Rus güçlerinin sabah saatlerinde Kiev bölgesinde bir enerji altyapısını hedef aldığını, can kaybının olmadığını belirtti. Saldırının enerji altyapısında ciddi sonuçlara yol açtığını dile getiren Kuleba, Kiyevlilere enerji tasarrufu yapmaları çağrısında bulundu. Ve Yunanistan'ın Girit adasını sel vurdu sayın seyirciler. Sel felaketinde bir kişi hayatını kaybederken biri çocuk, üç kişi de kayboldu. Yunanistan'ın Girit adasında etkili olan aşırı yağışlar sel felaketine yol açtı. Sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk, üç kişi kayboldu. Kandiye kentinde etkili olan sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Araçlar denize sürüklendi. Yetkililer şiddetli yağışların adada etkili olmaya devam edeceğini söyleyerek halkı uyardı. Ve diğer yerel gelişmelerle devam ediyoruz. Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği tarafından hayata geçirilen teşkilat filmi galaya hazırlanıyor. Filmin galası 22 Ekim Cumartesi akşamı Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongres Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Sevgili seyirciler Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği'nin bir ürünü olan ve gelecek nesillere ışık tutacak olan teşkilat filmini konuşacağız bugün. Yanımızda Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Sayın Erşen Ummanel var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşkilat filmi dedik. Eee, topluma kalıcı bir eser olarak kalacak bu film. Nasıl doğdu bunun eee, çekilme öyküsü? Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği geçmişin izlerini ekranlara taşıyor. Mor Menekşe Kadınlar Birliği Derneği Başkanı Erşen Ummanel, Beretiye film hakkında bilgi aktardı. Ummanel, derneğin Kıbrıs kültürünü yaymak, tanıtmak ve geleceğe bırakmak gibi misyonu olduğunu ve bu filmin de bu kapsamda çekildiğini belirtti. Peki gerçek olaylara dayanan bazı bilgiler toparladım tarihçesiyle ilgili, o günün koşullarıyla ilgili. Kurguladık böyle bir şey senaryoyu kurguladım. Sanat yönetmenimiz Nazime Balses gerçekten Kıbrıs kültürüne yaratıcı, başarılı bir arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz. Görüntü ve ses kayıtta o bu o ben Onur kardeş, Çelik kardeşler onlar görev aldılar. Tabii ki yönetmenimiz Ahmet Eray gün doğmuş. evet, yönetmenimiz çok teşekkür ederiz ona da. Mormon Kadınlar Birliği Derneği olarak, yönetim kurulu olarak, faüye üyelerimiz, denetleme kurulumuz, yönetim kurulumuz, disiplin kurulumuz, hep seferber olduk. Çok güzel bir gala yapmak isteriz. Çok güzel bir galayı gerçekleştirmek isteriz. 22, 22 Ekim akşamı Rauf Raif taş Kongre ve Kültür Sarayı'nda saat 7.30'da olacak. Hepinizin katılımınızı bekleriz. Herkesi davet ederiz. Bu arada ben en büyük teşekkürü... Polisin trafikteki alkol denetimleri hız kesmiyor. Ülke genelinde dün akşam dün gerçekleştirilen denetimlerde 23 sürücü alkollü araç kullanmaktan dolayı rapor edildi. Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ülke genelinde trafik denetimleri gerçekleştirildi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre denetimlerde 1703 araç kontrol edilirken 23'ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak olmak üzere suç işlediği tespit edilen toplam 303 araç sürücüsü rapor edildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan dolayı 32 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsü ise tutuklandı. Hava durumuna ilişkin güncel gelişmeleri de paylaşalım. Meteorolojik tahminlere göre yağışlar Aralık ayından Nisan ayına kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Dairesi Müdürü Rayif İlkel Buran bu kış mevsim normalleri civarında yağış beklediklerini ifade ederek kışın üreticiler için bereketli, yerel yönetimler içinse sıkıntılı bir yıl olacak dedi. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, sonbahar ve kışla ilgili mevsimsel tahminleri Türk Ajansı Kıbrıs'a değerlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30 yıllık yağış ortalamasına göre Ekim ayının mevsim normallerinin metrekarede 23.1 kilogram, Kasım ayının da 48.2 kilogram olduğunu, bu iki ayla ilgili tahminlerin yağışların normalleri civarında ve altında olacağıyla ilgili olduğunu kaydetti. Buran sonbaharın yarı kurak geçeceğini belirtti. Aralık ayından Nisan'a kadar mevsim normalleri civarında yağış beklendiğini kaydeden Buran, Aralık ayının mevsim normallerinin metrekarede 85.9 kilogram, Ocak ayının 74.9, Şubat'ın 58, Mart'ın 35 ve Nisan'ın da 22.6 kilogram olduğunu kaydederek bunlar güzel rakamlar yorumunu yaptı. Yağmurun altyapı sıkıntısı nedeniyle ülkede soruna dönüştüğünü kaydeden Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, bu kış olağanüstü değil, mevsim normalleri civarında yağış bekliyoruz. Ama altyapısı sıkıntılı yerlerde metrekareye 25 kilogram yağmur döüştüğünde bile yollar kapanıyor. O nedenle üreticiler için bereketli, yerel yönetimler için sıkıntılı bir yıl olacağını düşünüyorum şeklinde konuştu. Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın değerlendirmelerini işaret eden Buran, yağışlı ve sert kışlara neden olan Orta Pasifik'teki La Nina'nın aktif durumunun Şubat'a kadar süreceğini belirterek, özellikle Avrupa'da ve Kıbrıs'ta bulunduğu Akdeniz havzasında kışın yağışlı ve sert geçeceğini söyledi. Evet sayın seyirciler bu haberle birlikte gün ortası haber bültenimizi noktalıyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Mutlu bir hafta sonu sizin olsun. Hoşçakalın.